Gelinen son noktada fiyatlarda çok inanılmaz değişiklikler görmeye de e, a, alışmaya çalışıyoruz. İnsanlar evet, çok farklı fiyat e, politikaları izliyorlar. Bu her sektör için böyle. E, veya ticaretlerinde e, bir takım farklı kararlar alıyorlar. Burada bizim İslami açıdan ticaret ahlakımız nasıl olmalı diye bir soru sorsam da sonra Mustafa Bey'in sorusunu cevaplandırsak sanki biraz daha isabetli olacak. Evet burada şimdi her iki tarafı da düşünmek gerekiyor. Yani hem vatandaşı hem de ticaret erbabını düşünmek gerekiyor. Ee, beyefendi bir şey söylüyor. Diyor ki işte 100 lira aldığım bir mal bugün piyasa değeri olarak diyor. Ben bunu ancak 230 liraya alabiliyorum, mal edebiliyorum diyor. Ee, ve bunun bugünkü piyasa değeri diyor 250 liradır diyor. Şimdi bu kişi 100 liraya bu malını sattığı takdirde yani bir yıl sonra bunu 100 liraya hala sattığı takdirde ve elindeki bu ticaret malı bugün 250 liraysa bu 100 liraya sattığı takdirde her zaman içeriye gidecektir. Tabii yani zarar, edecek. zarar edecektir. Dolayısıyla burada e, piyasa değerleri, gerçek piyasa değerleri neyse bu piyasa değerlerini araştırıp bu miktardan satabilir. Ama piyasa değerlerinin üzerine çıkarsa o zaman bu haksız kazanç olur, helal değildir.